Savunma Sanayi İcra Komitesi'nin 6 Ağustos 2024 tarihli toplantısında alınan en önemli karar, Türk hava sahasını koruyan sistemlerin bütünleşik biçimde çalışmasını ifade eden Çelik Kubbe adımı oldu. Alçak irtifadan yüksek irtifaya doğru katmanlı hava savunma sistemlerinin bir bütün halde çalışmasını ifade eden Çelik Kubbe, Türkiye'nin semalarını koruma kabiliyetinde eriştiği düzeyi yansıtan bir kavram olarak hayatımıza girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminde gerçekleşen toplantıda alınmış kararları Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün açıkladı. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıda Türk savunma sanayinin eriştiği seviyeye, gelecek hedeflerine ve kritik projelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunduk. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımızın ihtiyaçlarına yönelik 56 proje karara bağlandı. Bunların içinde kamikaze insansız deniz araçları, kamikaze insansız hava araçları, uzun menzilli füze sistemleri ve hava savunma sistemleri konularında kararlar alındı. Türkiye, hava savunma mimarisini tamamlama yolunda uzun yıllardır uğraş veriyor. Korkut ve çekili top sistemleriyle başlayan serüven, Siper Blok 2 füzesini geliştirme noktasına geldi. TÜBİTAK SAGE tarafından tasarlanmış füzeyi kullanan Siper Blok 2 sisteminin düşman hedeflerine 150 kilometrenin üzerinde mesafeden angaje olması bekleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımındaki mevcut sistemler alçak irtifadan yüksek irtifaya doğru şöyle özetlenebilir. Şahin, Korkut, Çekili Top Sistemi, Sungur, Gürz, Hisar A, Hisar O, Siper Blok 1. Bunlara yakında Siper Blok 2 de eklenecek. Şimdi bu sistemlere kısaca bir göz atalım. Şahin Fiziksel İmha Sistemi 2022 yılında envantere girdi. Mini drone ve mikro insansız hava araçlarının imhası için geliştirilmiş 40 mm'lik bomba atar silahı. Kolay intikal ve kurulum özellikleriyle kritik tesislerin korunması ve sınır güvenliğinde işe yarıyor. Korkut Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi 35 mm'lik çift namlulu silahıyla dakikada 1100 adet akıllı mermiyi hedefe gönderiyor. Daha namludan çıkarken hangi irtifada patlayacağını bilen atom mühimmatı hedefin biraz önünde infilak ederek küçücük bilyeler saçıp havada parçacık bulutu oluşturuyor. Tabii şarapnel bulutunun içine giren drone, İHA, seyir füzesi, helikopter yahut uçağın bu fiziksel saldırıdan kurtulması imkansıza yakın hale geliyor. Hareket halinde de atış yapabilen Korkut, atış kontrol radarı ve elektro-optik algılayıcılarıyla hassas hedef takibi yapabiliyor. Korkut hava savunmasının en garantili yöntemlerinden biri. Çekili top sistemi. Tıpkı Korkut gibi 35 mm'lik parçacık etkili mühimmat kullanıp dakikada 1100 atım yapabiliyor. Aselsan tarafından geliştirilen ateş idare cihazından komut alan çekili top sistemi hedeflerini hassas biçimde takip ederek ateş altına alıyor. Hem ÇTS hem de Korkut'un 5 kilometrenin üzerinde menzil kapasitesi var. Kimi kaynaklar atom mühimmatının 10 kilometre menzilde bile etkili olabildiğini söylüyor. Sungur, yerden fırlatıldığında 4 kilometre irtifada ve 8 kilometre menzilde hava hedeflerini vurabiliyor. Sungur kendi sınıfının en uzun menzilli hava savunma füzesi. Zırhlı kara aracının üzerine monte edilmiş lançerden fırlatılan Sungur'un omuzdan atılabilen modeli de var. Etkili ve yetenekli bir silah olarak Sungur'un potansiyeli çok geniş. Zira bu füze çok yakında SİHA'lara entegre edilerek insansız hava araçlarının gökyüzünde başka bir platformu vurmasını sağlayacak. Gürz, yakın hava savunmasında düşman helikopter, uçak, İHA, füze ve dronları parçacık etkili silahıyla vurabiliyor. Tehdide göre uygun silahı seçerek bünyesindeki lançerden hisar füzesi ateşleyebiliyor. Aracın üzerindeki lazer silahıyla çok yakındaki hedefleri yönlendirilmiş enerjiyle yakabiliyor. Arama ve takip radarıyla gökyüzünde ne var ne yok tarıyor. Aselsan bütün bu sistemlerin hepsini tek bir araca sığdırdı ve adını Gürz koydu. Hisar A artı. Hareket halindeki birliklerin hava savunmasını sağlamak amacıyla geliştirildi. Sabit ya da döner kanatlı tüm uçaklar, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve havadan karaya atılmış tüm füzeler Hisar A tarafından alçak irtifada etkisiz hale getirilebiliyor. 360 derecede etkinlik gösteren ve 6 hedefe aynı anda ateşleme yapabilen Hisar A, düşman hedeflerini 15 kilometre mesafeden önleme kapasitesine sahip. Hisar O artı. Hisar A ile pek çok bakımdan aynı özellikleri taşısa da
Bu sistem daha uzun mesafede etkinlik gösteriyor. Hisar O sisteminden fırlatılan füze her türlü hava hedefini 25 kilometre mesafeden vurabiliyor. Radyo frekans güdümlü hisar füzeleriyle bu menzil kapasitesi 35 kilometrenin üzerine çıkıyor. Siper Block 1. Aselsan ve Roketsan mühendisleri sadece 4 yılda Avrupa'nın SAMP-T sistemi ayarında bir hava savunma silahı yaptı. Siper Block 1 füzesi hava savunma menzilinde 100 kilometre sınırını geçen ilk Türk mühimmatı oldu. Türkiye'nin yüksek irtifa yolculuğunun ilk ayağı olan Siper Block 1, Gökbatan'a yönelik her türlü tehdidi 100 kilometrenin üzerinde mesafeden etkisiz hale getirebiliyor. Roketsan tarafından üretilen Block 1 füzesinden sonra Siper Block 2'nin mühimmatı ise Roketsan TÜBİTAK-SAGE ortaklığıyla imal edildi. Bu füzenin 150 kilometreyi aşan menzilde önleme kapasitesi var. İşte bu sistemler çelik kubbenin ana iskeletini oluşturarak Türkiye semalarını düşmana tamamıyla kapatıyor. Fakat hava savunma mimarisi sadece bunlardan ibaret değil. Aynı zamanda güvenlik güçlerinin elinde elektronik harp ağırlıklı Kangal, Sapan, İhtar ve Gergedan gibi sistemler de bulunuyor. Alçak irtifada uçan drone, İHA ve füzelerin arayıcı başlıklarını körleştiren bu sistemler aynı zamanda birer hava savunma silahı. Düşük irtifadaki drone tehditlerini önlemek için lazer silahları da envantere giriyor. Bunlardan ilki ALKA oldu. Türk savunma sanayi çok sayıda lazer silahını eş zamanlı olarak geliştiriyor. Hisar füzelerinin deniz hava savunma versiyonu olan Sapan da semalardaki ağın bir parçası olacak. Tüm bunların yanında hava hava füzeleri, Bozdoğan ve Gökdoğan'ı kullanan Gökdemir adlı hava savunma füze fırlatıcısı ise görev alanında düşman hava hedeflerini tahrip ediyor. Hedeflerin takibinde Alp ve Eralp radar ailesi kullanılıyor. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Eralp radarıyla dünyadan 400 km yüksekte seyreden uluslararası uzay istasyonunu takip edebildiklerini söylemişti. Tüm bu sistemler şimdi çelik kubbe adı verilen mimariyle tek çatıda buluştu. Nihai aşamada siper hava savunma sistemlerinin Rus S-500 kabiliyetlerine erişmesi ve hatta onu da geçmesi hedefleniyor. Çelik kubbe sistemi altında çalışacak siper füzeleri önümüzdeki yıllarda Türk semalarını yüzlerce kilometre irtifadan, öyle ki uzaydan bile koruyabilir hale gelecek.